Selamlar dostlarım ve canlarım. Hepiniz eminim benim gibi sıkılıyorsunuz. Dışarıya çıktığınız zaman bir ton paranız gidiyor. Evinizde kaldığınız zaman da canınız sıkılıyor. Siz de benim gibi bir şeyler izlemek için YouTube'a girdiniz ve bu videoya eminim denk geldiniz. Ben de size izlerken aşırı derecede zevk aldım ve her bir dakikasından çok mutlu olduğum zombi filmleri önermeye geldim. Eğer aşağıdan like tuşuna basıp bildirimleri açtıysanız, kendim izlerken aşırı derecede keyif aldığım zombi filmlerini size önermeye hemen başlayalım. İlk filmimiz Alive. Çok da uzak bir tarihte olmayan, çekik gözlü kardeşlerimizin coğrafyasına geçen ve bir gün içinden gücünden okulundan eve gelmiş bir kardeşimizin tamamen kendi evinde yayılmasını ve tamamen böyle kendi bilgisayarına oturup böyle oyun oynamasını anlatan ve oyun oynadığı esnada da dışarıda bir karmaşa olduğunu sezmesinden ötürü dışarıya bakıp korkunç manzarayı gören ve gördüğü korkunç manzara karşısında dehşete düşen bu kardeşimiz ardından yavaş yavaş psikolojik bunalımlara, açlıkla, susuzlukla ve hayatın bin bir türlü şeyiyle boğuşmaya başlarken aynı zamanda kendi akıl sağlığı bir yana dursun, akıl sağlığını kaybetmiş bazı insanlarla da uğraşmasını, yeri geldiği zaman pek çok yere yardım sinyali göndermesini ve bu kadar kötü şeyin içerisinde bir de aşkı bulmasını anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ki şu konuda canı gönülden emin olun, yapım o kadar yağ gibi kayıyor ki sizin içinizden. Yani bazen bazı şeyleri kendinize benzetiyorsunuz. Olan olayları siz orada olsaydınız ne yapardınız gibi kafanızdan onlarca şey de geçse, yapım o kadar sürükleyici, o kadar heyecanlı ve o kadar tempolu bir şekilde gidiyor ki yapımın nasıl bittiğini bile anlamıyorsunuz dostlarım. İkinci yapımımız ise Ölüler Ordusu. Yani bu yapımı izlerken aşırı derecede keyif alacaksınız. Çünkü bu yapım diğer yapımların aksine o kadar da böyle durağan ya da o kadar böyle sakin bir yapım değil. Çok başlarda böyle tempolu bir şekilde başlayıp o temponun yavaş yavaş yükseldiği, her bir dakikanın çok fazla sizi eğlendirdiği ve pek çok sahnenin aslında çok büyük göndermeler barındırdığını, sadece biraz daha yakından bakmanız gerektiğini ve en önemlisi ise yönetmeninin ise Zack Snyder'in üstlendiği bu muhteşem yapım o kadar güzel ki bazı sahnelerin neden bu kadar güzel çekildiğini ya da neden sizin böyle güzel bir yapımı daha önce izlemediğinizle ilgili çok büyük böyle bir keşkeye gireceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz ve şöyle de bir olay var ki dostlarım. Hikayesi bütünlüğü boyunca bir grup dostumuzun zombi istilası altında olan bir şehire tekrardan sızmasını ve zombilerin dört bir yanı sardığı bu koskocaman şehirde kendi yollarını bulmaya çabalamalarını ve aynı zamanda koskocaman bir kasadan para çalmaları gibi muhteşem bir hikaye anlatan bu yapım 2021 yapımı. Yani 2021'den beri bu filmi izlemediyseniz bence şu an şu dakika ve video bittikten sonra mutlaka izleyin. Üçüncü sırada biraz daha az tempolu ama biraz daha böyle hüzünlü bir yapım anlatacağım size. Kargo. Kargo tam olarak nasıl bir yapım diye soracak olursanız, bir zombi felaketinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin yapısını anlatıyor. Yani başlarda kendi karısıyla birlikte ve küçük kızıyla birlikte ilerleyen bir adamın zaman içerisinde kendi karısını kaybetmesini, sonra karısını kaybettikten sonra ısırılmasını ve ısırıldıktan sonra da kendi bebeğini güvenli bir yere taşımak için az zamanını kaldığını bilmesine rağmen yine de pes etmeyip yine de bir umuda tutunup kendi çocuğunu emanet edebileceği insanlara bulmak için yollara düşen ve hayatında hiç bu kadar zorluğa göğüs gelmemiş bu adamın sırf kendi çocuğu için bu kadar zorluğu çekip koskocaman bir çölü aşmasını anlatan muhteşem bir yapım ki duygusal bir insansanız eğer benim gibi izlerken sizi biraz duygusal anlar bekleyecektir dostlarım. Bari önce tempodan sonra duygusallıktan gittiysek sırada en duygusal film benim için Mac yer alıyor. Başrollerinde Arnold Schwarzenegger'in oynadığı 2015 yapımı olan Mac,
Mac filminden bahsetmem gerekirse, Mac isminde genç bir kızın, yaşlı babasıyla yaşadığı bu dünyada Meg'in asi bir genç kız olması ve zombilerin her yeri sarmasından dolayı Meg bir gün evden kaçıyor. Ve Meg bir gün evden kaçtıktan sonra yetkililer Meg'i buluyor ama Meg bir zombi tarafından ısırılmış ve yaşamak için az günü kalmış. Yetkililer Meg'in babasına Meg'i istediklerini ve Meg'i sürekli evde tutamayacağını, eğer evde tutarsa dönüşeceğini, dönüştükten sonra herkesi öldüreceğini söylese de yine de yürektir ya, her şeye dayanmaz misali. Meg'in babası da buna dayanamıyor ve kendi kızını vermek istemiyor. Bir yandan aklı, bir yandan mantığı ve bir yandan kalbinin arasında kalıyor. Yani bu duygusal yapım sadece bir zombi hikayesi değil dostlarım. Aynı zamanda bir babanın kendi kızına olan bu şekilde korumacı tavrını, kendi yeni kurduğu ailesinin içerisindeki otoritesini ve hayatı içerisinde bulunduğu ve kendi sırtında taşıdığı kocaman yükü düşünmesi gerektiğini, kendi evladıyla kendi geleceği arasında bir seçim yapması gerektiğini ve bu koskocaman savrulmuş dünyada hayatta kalmayı daha başarması gerektiği gibi bir gerçek de var ortada. Yani bu yapımı izlerken emin olun dostlarım, yüreğiniz burkulacak, içiniz biraz acıyacak ama kesinlikle ve kesinlikle alışacaksınız bazı şeylere. Ki sonunda benim gibi ağlamazsanız iyidir. Evet dostlarım ve canlarım, önerim bu kadardı. Umarım önerimi biraz dikkate almış ve içeriklerimi biraz da olsa beğenmişsinizdir. Şimdilik başka gün ve başka videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.